ederim. Bu meydanlar gösteriyor ki Silivri'de tamam. Silivri'de tamam diyor. Tamam, tamam diyor Silivri. Elini tutuştuk bu meydanlarda. Kültür dedik, sanat dedik, tiyatro dedik, spor dedik, barış dedik, huzur dedik. Büyük bir Silivri ailesini kurduk. Silivri ailesini. Dimdik durduk bu meydanlarda. Dimdik durduk. Sizlere baktıkça ben Kars'tan, Kafkaslardan, Kırcali'den, Samsun'dan, Kars, Tokat'tan, Ağrı'dan, Sinop'tan, Kayseri'den, Van'dan, Cumhuriyet bin cümle 81 ilden gelmiş Cumhuriyet'in, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'in büyük değerlerini taşıyan büyük bir Silivri ailesini görüyorum. Sizlere baktıkça ben o genç Cumhuriyet'in filizlerinin, onun aydınlık yollarında yürüyen, onun ideallerinde yürüyen büyük bir ailemi görüyorum. Daha bizler bu ötekileşmeyi, bu düşmanlaşmayı, bu bizi daha ittirmeyi gördükçe daha yoksul, daha yabancı, daha öteki oluruz. Ya bizler bunu kabul etmiyoruz. Bizler meydanlara çıkacağız. Onlar evlere kapatmayı, korkutmayı, sindirmeyi düşünüyorlar. Hayır, bizler böyle meydanlara çıkacağız. El ele tutuşacağız. Biz buradayız. Biz orada 40 bin tane eşkıyadan korkmuyoruz. Rüzgar kayadan toz bile koparamaz. Biz buradayız. Biz hepimiz el eleyiz diyeceğiz. Biz Cumhuriyet'in Silivri meydanlarında yürüyen adımları olduk. Ve ileriye doğru huzur içinde, barış içinde, Silivri'nin büyük bir ailesi olarak umut içinde geleceğe yürüyeceğiz. Geleceğe yürüyeceğiz. Aydınlıklara yürüyeceğiz. İçimize yolculuk yapacağız. İçimize yolculuk yapacağız. Ne var bizim içimizde? Kültür var, sanat var. Emperyalizme karşı büyük bir mücadele vermiş, Anadolu'da demlendirdiğimiz o güzelim Cumhuriyet değerlerini bu güzelim Silivri'mize taşımış, büyük güzelim kültürlerimizi kaynaştırmış, huzuru burada dimdik ayakta tutarak İstanbul'un betonuna, demirine, rantına, yağmasına karşı 10 yıldır Silivri'yi koruyarak burada üretimi teşvik ettik, kültürü teşvik ettik, bir arada olmayı teşvik ettik, sporu teşvik ettik, eğitimi teşvik ettik, dayanışmayı, yardımlaşmayı, her eve bir spor formasını getirmeyi, her evde sağlığı, yardımlaşmayı, öyle sadaka kültürü gibi değil, sosyal bir dayanışmayı teşvik ettik. Dayanışma ne demek? Benden biz çıkarmak demektir. Biz olduk, beraber olduk, aile olduk, beraber birlikte yaşamayı, hepimizin kültürlerini Silivri'de kaynaştırmayı, o güzelim 4500 yıllık medeniyeti, 1400 yıllık dinimizi, o mübarek dinimizi bir arada bu kültürler içinde, meydanlar içinde yaşamayı becerdik biz. Bizler bundan sonra o İstanbul'un mahvettikleri kendi dillerinle söylediler. İstanbul'a ihanet ettik. Şimdi ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? İstanbul bizim aşkımız. Nasıl bir aşk bu? Nasıl bir aşk? Kendi aşkına ihanet eder mi? İşte bizim aşkımız, işte bizim aşkımız burada Silivri'de yatıyor. Bu güzelim toprakları İstanbul'un 30 kilometre yanında, 30 kilometre yanında ve o güzelim toprakları üretim için, çoluğumuz çocuğumuz için Türkiye'de ilk defa eğitim vererek, orada yakınında ilk defa bir okulunu açarak, onları eğiterek, üreterek zenginleşmeyi, yerel kalkınmanın Türkiye'de tek örneğini burada kurarak, onları
onları üretimle zenginleştirerek, gözümüz gibi bakarak koruduk. 8 tane belediyeyi teslim aldık. 13 tane köyü teslim aldık. Bir Silivri yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buradan Edirne'ye kadar Türkiye'nin göz bebeği olan bu Silivri'mizi şimdi üretimle zenginleştireceğiz. Kültürel etkinliklerimizle zenginleştireceğiz. Üniversitelerimizle zenginleştireceğiz. Bilimle, teknikle, akılla ve bu sahillerimizde turizmin inanç değerli, inanç turizmi, kültürel turizmi hem de neyi? Hizmet sektörlerini, tarımın, turizmin, hizmet sektörlerinin ve kültürün, sanatın bütün değerlerini burada yaşatacağız. Sadece o damadın yazdığı ekonomik rakamlarla kalkınma olmaz. Bizim zenginliklerimiz yerin altında değil, yerin üstünde olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Kimmiş o zenginlikler? Sizlersiniz, sizler. Bizim zenginliklerimiz yerin üstünde. Ve onları gösterdik. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Bir macera peşine, bir belirsizlik içine bizi atmak istiyorlar. Karşımızda bir ittifak var. Başı başka, altı başka, bir parti koymuşlar, meclisi başka, başı başka, yarın sen yoluna ben yoluma Silivri'yi bir paylaşma içerisine sokmuşlar, bir macera içine atmak istiyorlar. Ama başka bir tane daha var, o da onlara çanak tutacak. Onlara daha önce biz bu filmi gördük. Trafik lambası gibi bir kırmızı, bir mavi, bir beyaz yanıyor. Hangi partiye gittiği belli değil. Ben oyu bölerim, onlara kaybettiririm. Silivri'yi beton lobilerine, arazi çetelerine teslim etmek isteyenler var. Daha önce bu oyunu gördük. Onlara şimdi kendilerini söyleyemediğini tutmuşlar bir tane yancı, onlara söyletiyorlar. 45 gündür ağzı yamuldu bize hakaret etmekten, küfretmekten ağzı yamuldu. Ben ona cevap vermeye bile değer bulmuyorum, değer bulmuyorum. Bir laf var, nasıl bilirsin kendin gibi. Kap içinde ne varsa onu sızdırırmış. Kardeşim be mübarek, bir seçim olsun da aday olma be. 70 yaşına gelmiş, akıllanmadın mı daha? Bu millete daha ne söylesin sana bu millet? Ne söylesin? Biz bu filmi gördük. Kendi hırsları, kendi siyasi hesapları ve kişisel hesaplarına bu şehrin geleceğini kurban etmek için bile seçimi kaybedeceğini bile kaybettirmek için, oyları bölmek için ve gidip ondan kendi menfaatlerini almak için hesap yapan, oyları bölmek için, siyasi hesapları için, Silivri'yi siyasi hesaplarına kurban etmek için, oyları bölmek için 45 gündür hakaret peşinde olanlar da var. Varsa söylersin. Tek projesi hakaret etmek, iftira atmaktan başka gerekçesi olmayanların yaşadığı filmi, bu filmi Silivri gördü. Şimdi yapacağımız şey, oyuna gelmeyip oylarımızı bölmeyeceğiz. Bir insan kap içinde ne varsa dışa onu sızdırırmış. Onun içinde kendi yaptıklarını sızdırıyor dışarı. Günlerdir iftiranın dışında ben onun seviyesine düşmemek, artık bu nefret dilini, bu iftira dilini bu Silivri'nin sokaklarından silip süpüreceğiz. Onları siyasetin çöplüğüne atacağız, çöplüğüne. Biz bu Silivri sokaklarında memleketin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, Silistresinden, Kafkaslarından, güzelim Anadolu'nun bütün
Ankara'nın 81 vilayetinden gelmiş bütün hemşehrilerime sesleniyorum. Hepimizin Silivri'sinde hepimizin belediyesini kurduk. Hepinizin belediyesi, belediye başkanı olarak söylüyorum. Topraksız tohum, bulutsuz yağmur, unsuz ekmek olabilir mi? O zaman küllerinden doğmuş anka kuşu gibi olarak üreterek bu topraklardan zenginleşeceğiz. Geleceğimizin de kanatlarını kanatlanıp geleceğe yürüyeceğiz. Geleceğe yürüyeceğiz. Ve Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattığı o büyük yürüyüşü biz kalkınarak, üreterek bu topraklardan zenginleşeceğiz. Bu toprakları 10 yıldır betona, yağmaya karşı koruduk. Şimdi bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bilimle, akılla ve bu ilk defa Türkiye'de kurulmuş, bütün Türkiye'nin örnek model aldığı bir kalkınma modelini Silivri'mizde Gümüşaka'dan başlattık. Şimdi Gümüşaka'dan başlatarak bütün Türkiye'ye örnek bir modeli, Edirne'ye kadar örnek alınmış bir modeli yaşatacağız. Çocuklarımızın geleceğini kurduk. Şimdi başlatıyoruz. Kalk ayağa Silivri. Şimdi yürüme zamanı. Şimdi koşma zamanı. Şimdi birlik zamanı. Biz örnek halkımız bir modelden yürüyerek o cumhuriyetin emanet ettiği paslandı yola Büyük Atatürk'ümüze gideceğiz. Diyeceğiz ki biz senin bıraktığın yolda yürüyerek bir kalkınma modeli oluşturduk ve ilk defa Türkiye'den buradan yola çıktık diyeceğiz. Şimdi size soruyorum. Çocuk diyen, aile diyen, toprak diyen, tohum diyen, üretim diyen, kalkınma diyen, barış diyen, kardeşlik diyen, huzur diyen başka bir aday gördünüz mü bu kampanya döneminde? O zaman işte burada iki tane ilçe başkanımız var. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi beraber Türkiye'mizin köklü iki tane geleneğini yaşatan iki partiyle beraber karşınızdayız. Silivri'yi kucaklayan bir meclis listesiyle karşınızdayız. Şimdi size soruyorum. Çocuk diyen, aile diyen, huzur diyen, meydan diyen, barış diyen, umut diyen başka bir aday yok. O zaman vurun Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına oyunuzu. Geleceğe taşıyalım Silivri'yi. İstanbul'la beraber Ekrem İmamoğlu'nun söylediği büyük mega projeyi Silivri'den başlatıyoruz. Silivri tarımın, kalkınmanın, sanayileşmenin, yeni bir umudun başkenti olacak. Buradan yürüyeceğiz. Buradan başlatacağız. Burası başlayacak. Umudun, huzurun başkentini yapacağız. Hepinize 31 Mart'ta yeni bir taze bir başlangıcın, İstanbul'un yanı başında 16 milyona hizmet üreten onlara karşı bir kuşak oluşturmuş bilimin, aklın ve üretimin başkenti olan Silivri huzuruna hep birlikte yürüyoruz. Hep birlikte yürüyoruz. 31 Mart bunun miladı ve başlangıcı olacak. Allah yardımcımız olsun.